itibariyle gerçekten giriyordur. Görüyor musun? Küflenmiş oğlum. Abi biz çıkıyoruz, videoya Mimar Selim devam ediyor. Burayı biz yıkıp yeniden yapıyoruz yani. Abi bu ne lan? Sifonun kapağı nereye gitti? Bunu kim koymuş buraya ya? Niye çıkmıyor? 4 yıllık rakı. Arkan! Evet, selamlar Cem Özkök. Şaka yapıyorsun. Abi kısaca ömür boyu kilon ergenlik öncesi çok şeye bağlı, aşırıya bağlı. Şimdi orasını ben bilemiyorum. Ben kardeşim fiziğimi yapacağım. Böyle de sabit kalacağım kanka. Benim moralimi çok bozdu o video. Buna karşı gelmeliyim. Şöyle sıcak suyla foşur foşur yıkadım. Şaziye teyzemizin evini bir güzel foşur foşur temizledik. Bir yandan da bunu söylerken diyorum ki ulan ben bu cümleyi 25 senedir kuruyorum. Neyse al ver gittiği yere kadar o zaman. Ve başladım foşur foşur yıkamaya. Başladım şöyle foşur foşur köpürttüm. Foşur foşur ağrısı. Ulan bak çok enteresan abi. Sokakta beni gören çoğu insan diyor ki foşur foşur Cem'i tanıyor musun diyor. Sürekli. Abi çok komik. Dedik ve geldik bakalım. Hoş geldin. Abi, hoş bulduk. Çok güzel bir öğrenci evimiz var. Yani güzellik diye göreceli de güzellik tartışmalı bir şeydir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerimiz var abi. Süper. Bizim ekipten Emir'in... Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerimiz. Onların evine gidiyormuşuz. Arkadaşları... İki arkadaş, iki kız bu evde beraber yaşıyorlar. Bir öğrenci evi. Çok fazla derslerine çalıştıkları için de okul yoğunluğu sebebiyle evli evet çok ilgileniyorlar. İki kız yaşıyorlar. Zaten Cem de daha önce bir öğrenci evi temizliği yapmıştı. Onu da mutlaka sosyal medyadan takip edin. Girelim bir evimize bakalım. Hadi bakalım. Görelim. Rutubet. Gelmedi mi rutubet kokusu ya? Gelmez mi? Toksinler şu an içime işliyor. Çoğu hastalıkların başı rutubet. Boğaziçi'nde ses açsın arkadaşlar. Açtım sesi yani. Benim evet, şu an sesimle işte. Videonun sesi aynı amına koyayım. Nasıl? Aa. Daha mı açayım? Açtım biraz daha. Kader kapısı. Aa Selim Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şey gibi hissediyorum hep böyle. Deterjan reklamı gibi var ya. İyi bak evde ayakkabıyla gezilmiyorum. İyi mi şu an? Terlikle. Deneme ben bir iki, deneme bir iki. Giydim az önce. Terliklerimle. Ben de terliklerimi alabilir miyim? Karton Pierre yok bu evde. Nerede abi? Hadi geç salona bak. Welcome to the club. Kedi var değil mi? Sinekler. Abi kedi değil kurt murt olmasın. Şimdi hepimiz bir öğrenci evi, birçoğumuz yaşadık, gördük, şahit olduk. Ben de kendimce yorumlar yapacağım. Şu an bu ev öğrenci evinden bence çok çok daha iyi durumda. İki kız arkadaşımız varsa burada, Boğaziçi'nde okuyan. Bu ev bence iyidir ya. Sinekler falan uçuyor artık yer etmiş. Bak örümcek ağları falan. Abi şu televizyona bakar mısın? 8 yıldır tasarlanmamış televizyon. What the fuck? Baksana böyle. Vallahi tam olarak böyle. Nasıl izliyorsun bunu? İzliyor musunuz bunu? Çok güzel gösteriyor. Ha izliyorsunuz bir de bunu. Ben izlemiyorsunuz diye kaldı sandım. Arda bu arada ev sahibimiz. Daha doğrusu ev sahibimizin erkek arkadaşı. Evet. Normalde iki kız burada yaşıyor değil mi? Aynen. Ben bir yıl yaşadım burada. Şimdi de arada bir. Burayı sen pislettin gittin mi? Yok. Temizlik varsa hepsi benden. Şşşt ne yapayım? Temizliğini ben. Şaka yapıyorsun. Gerçekten şimdi de ben yapacağım. Ne yapsın çocuk tek başına bu kadar sadece temizlik yapıyor ya. Bence bu evin bu halde olmasının tek bir sebebi olabilir. Abi bir halde değil ki temizliğin mi? Bence siz geleceksiniz. Bu arada ev öğrenci evine göre gayet düzgün duruyor bence. Siz temiz. Dedi ben bir çeki düzen ver. Kardeşim iyi ki çeki düzen vermişsin. Vermiş halin. Masa bomboş. Ne oluyor normalde masada ne olabilir ya? Bak burada tütünler kalmış bunları görüyorum hep. Sarma tütün içiliyor burada demek ki. Bir şey diyeceğim bu koltuk ne ya? Burada nasıl oturuyorsunuz? Oturmuyorlar oturuyor musunuz? Vallahi ama sen de çok normal düzeyde... Yaşamıyorsun yani şimdi. Oha! Bu direkt çöpe falan yani. Abi bu yıkamayla falan kurtulacak gibi. Ulan ona kolibandıyla bir cart cart yapabiliriz ya. Koltukların altını çok merak ediyorum. Şu çekyatsa bunun altını daha da çok merak ediyorum. Çekyat değil ama biz kaldırmıyoruz. Çekyat gibi kullanıyoruz. Belediye falan mı çağırsak ya Orkun? Bu bizde olacak şey değil galiba. Yandık. Ya komşular şikayet etmedi mi sizi? Ya salon eseri bunlar tüh. Yavrum ne yaptın sen? Hep salon eseri. Bizde de kedi var. Bizde 3 köpek bir kedi var. Öyle mi? Böyle değil. Vallahi görmediğinde ama bir kötü. Ben de konuşuyorum. Abi bak şimdi bir evde 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi yaşıyorsa öğrenci evindeki sıkıntı şu. İlk başta eve ilk taşınıldığında temizlik yapılıyor. İşte tamam 3 gün sen temizle, 2 gün ben temizleyeyim ya da bir gün sen bir gün ben temizleyeyim bir anlaşılıyor. Sonra bir gün abi benim sınavım çıkıyor, işim çıkıyor bir şey. Ben o gün temizlemiyorum sonra kar topu efekti o yuvarlanıyor gidiyor ev bu hale geliyor değil mi? Bizim de sürekli bir sınavımız, işimiz, akşam doğum günümüz çıktığı için tam kar topu hali şu an son. Klasik öğrenci abiciğim. Fizik bölümü okuyor. Gitmiyorum diyor okula. Zamanım oldukça gidiyorum diyor oğlum senin. Ana işin okula gitmek. Doğru diyorsun.
Ya, aydınlanma yaşadı şu an, bir dakika. Arda'nın ailesi bunu beğendi. Bu adam gibi ya. Sence bu halıyı silsek beyaz olur mu? Bu halı beyazmış bence bir ara. Bu halı çöp. Bana göre her şey çöp şu an. Her şey çok kirli çünkü. Abi biz çıkıyoruz. Videoya Mimar Selim devam ediyor. Burayı biz yıkıp yeniden yapıyoruz yani. Evet ya. Olacak şey değil kardeşim. Hatta hayır, belediye devam ediyor. Kentsel dönüşüm yapıyoruz, kuruyor. Binayı yıkıyoruz. Abi ben evet fotoğrafta gördüm de mesela şu hiç anlam veremediğim şey. Gel Cem, hani görmüyorsun abi neler var burada bak. Yatak başı. Bu yatak başından aksesuar mı yaptınız? Ama çok postmodern bir sanat eseri. Biz evden ne çıkarsa bir anı olarak biriktiriyoruz, oraya asıyoruz. Sigara içilmez böyle. Bir tane kedi, kayıp kedi var. Sigara içilmiyor mu bu evde? İçiliyor. Biraz içiliyor. Hani ya. Abi tütün çıktı her yerde. Olabilir mi öyle bir şey? Gel devam. Mutfağa ben çok merak. Mutfak nerede? Burası mı mutfak? Mutfak sol taraf. Gidiyoruz. Of. Oh my god. Ya ne olmuş olabilir bu kadar ya? Abi iki sigara içilmiyor evde yani. Yani. Ulan menfez nerede? Menfezi çıkarmışlar. Pes. Abi burası yani. Gel bu ocağı. Ya burası birazcık pismiş. Bir şey diyeceğim. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Böcek çıkar, fare çıkar, her şey çıkar da. Bir de bak benim inancım bunlar ocağı hiç kullanmıyor. Siktir lan. Bu ne oğlum? Hiç kaldırmak aklınıza gelmedi mi hocam? Vallahi hiç gel, ben monte sanıyorum. Oğlum monte sanıyordum diye. Çıktın mı, haberin yok mu senin oğlum? Şunu bile aldım geldim iki. Cem'i ben ikna etmeye çalışıyorum. Mutfağı temizleyelim diye de diyor ki abi 3 gün sürer mutfağı temizlemek diyor. Bana abi dışarıdan hani şey görünüyor. Şimdi Cem'in daha önceki öğrenci temizlik videosunda mutfak temizledi. Hani dedim birkaç saat sürmüştür herhalde, bir gün sürdü dedi. Yani ya bir yer seçelim bence, bir yerden girelim. Sonra bakalım bence bir bütün evi girelim gezelim de şu buzdolabını çok merak. Oo abi buzlukta saçlar var, küfler var. Yok artık. Abi, bir buzdolabını bir kere bir sileydiniz. Bu ne lan? Hiç boşalmıyor. Ah la, nar eksi akmış. Buralar full nar eksi olmuş. Zemine kadar akmış. Şuralara kadar akmış nar eksi. Gözüm seyiriyor. Benim bir şeyim vardır ya böyle, gözüm seyirme. Bak şu an gözüm seyirme geldi. Çok haklısın. Yani. Bak bence mutfağı kesin temizleyelim. Bir bütün çöpleri atalım. Her şeyi bir dışarı boşaltalım. Bütün raflar, bana buzdolabı. Her şey çöp. Her şey çöp. Ya sana kalsın zaten, sen dinamit atacaksın eve çıkacaksın yani. Abi şeyin sifonun kapağı gitmiş. Sifonun kapağı nereye gitti? Kırıldı yere. Salo düşürdü. Salo düşürdü. O kapağı nasıl düşürmüş? Salo. Öyle mi? Ulan evdeki yanlış her şeyin saloya atılması. Bir kedinin ne kadar günah. Ay bak burada kalorifer peteğinin kapağı çıkmış. Bak içindeki, bak örümcek ağlarına bak. Görüyor musun şey üstünü? Siz şeyli havluları falan çıkıyor musunuz? Benim havlularım tam burada olmadığı için bilmiyorum. Şuraya bak, gel bak buraya al. Bak buraya al. Çıkıyorlar bence. Bence Salo her gün bir fare yiyordur bu evde. Burası açık, tel yok. Oğlum buradan fare gerçek. Ama bina da eski bence, o yüzden de etkisi var. Şimdi kalkıp da burayı öğrenci adam çıkıp da orayı temizlemez baba ya. Neden giriyordur ya? Görüyor musun? Küflenmiş oğlum yani şey böyle. Allah'ım bu toksinlerimden arındır beni ya. Abi ben sana daha kötüsünü söyleyeyim mi? Burada diş fırçaları açıkta duruyor. Siz bir de bunları ağzınıza, sen git şuraya böyle dişlerini he yap, aynı şey bence yani. Abi sen duşa bakmadın bile bak. Sen duşa bakmadın yani, bu duş bu da bir eser. Oo yalnız bak. Görüyor musun rahatlığı? Rahatlığı görüyor musun? Buraya oturacaksın abi. Bunu da üste asacaksın. Duş başını. Sıcak suyu dayayacaksın. Böyle dinlenerek duş alacaksın. Çok mantıklı duş akabinize bilir. Der bence. Kesinlikle öyle. Şu der zaraları. 20 kişi böyle inşaat temizliği gibi bir şey lazım. Her bir salonda bir karar verelim istersen. Oturalım mı 2 dakika? Oturacağım. Otur Okuncum, otur. Evet dinliyorum. Abicim ben... Bak benim evim dünyanın en temiz evidir ama yani benim çok arkadaşım da evi bu şekilde. O yüzden ben yeri yalarım bile, bana hiç koymaz benim yani. Benim hiçbir arkadaşım yok. Ve başladım poşur poşur yıkamaya. Ne yapalım? Bana sorarsan bir mutfağa gidelim. Mutfaktan başlayalım. Mutfak. En zor. Siyah şeyler küftür ya. Burası en kötüsü mutfak. Sonra salona geçelim. Ama bence bir salona Arda başlasın bir yandan. Biz salonda nereleri temizlemesi gerektiğini Arda'ya anlatalım. Sonra gelelim kontrol edelim. İyi temizlediysen sana ufak bir sürprizim var. Ne diyorsun ya? Salonu iyi temizlediysen ama... Muazzam temizlik yaparız. Oğlum nerede yapmışsın muazzam temizlik? Zamanım olmuyor, okul. Tamam şu an zamanın var. Bir saat vereceğiz salon için. Çok iyi bir temizlik yapmanı istiyoruz. Cem nereleri iyi temizlesin bir ona bakalım. Ben girmiş olsam önce tülleri ya çıkartırım. Bir şey, adam zaten video çekmeye izin vermiş. Bütün camları, camlardan başlarım. Ya sence tüllere, camlara gelene kadar. Şu koltukları kaldırırım. Bütün kıyı köşe süpürürüm, silerim. Tamam. Şu TV'nin tozunu alırım. Süpürgelikler elle silinmeli bütün köşeler. Abi süpürgeliğin yani... altına full mamalar girmiş bak. Bunu harbiden salo yapıyor ama. Oh.
Abi o zaman hepimize kolay gelsin. Hadi başlayalım. Şöyle bir şey yapıyoruz. Arda'ya ufak bir sürprizimiz var. Arda'ya bir saat verdik, dedik ki bu odayı temizle. Biz şimdi sadece mor ışıkla görünen bir kalemle bazı yerlere işaret bırakacağız. O bıraktığımız işaretler silinmişse eğer Arda güzel temizlik yapmıştır. Silinmemişse güzel yapmamıştır. Silindiyse 20 bin lira ödülümüz var Arda'ya. Alayım. Bunlar nedir? Şöyle yapacağım. Şöyle bak mesela şu televizyonun üst çerçevesi leş net gibi abi toz. Şuralara şöyle birazcık işaret bırakacağım ki buraların temizlendiğine emin olalım. Ulan kalemin ucu simsiyah oldu. Ay gerçekten ay. Süpürgelik dedik, süpürgelikler çok önemli. O gitmez, bu gider. Şimdi ışıkla görüyoruz. Görebiliyor musun sen kamerada? Cem. Gelsene. Bir saat verdik diye dedim hani çok zor yerlere koymayayım çarpıları. Bak şurada televizyonun üstüne koydum ki televizyon çerçevesini bir temizlesin yani. Şurada şeylere, süpürgeliklere koydum. Çünkü söyledim, o tüyoyu verdim zaten. Şu kol, bir kalemle toz aldı. Altına zemine bir tane koydum. Hmm. Şu vitrinin üstüne dış kapısına bir tane koydum, dış camına. Şuraya abi ışığa koydum. Yani biz bitireye kadar o yapsın. Tamam yapsın abi, tamam. Arda, sana foşur foşur kolay gelsin. Gel Celi, bunu çekmen lazım. Bak. Ben ilk defa ömrü hayat... Yok lan, o makine çürümüş ya. Aslında böyle bir şey görüyorum abi. Bak burayı zaten şey gibi kullanıyorlar. İki tane bulaşık makinesi var. Burası bulaşık makinesi değil abi. Bunu böyle dolap gibi kullanıyorlar. Şunun altına bak. Sigara izmariti. Her şeyi anladım da maske ne yapıyor oğlum orada? Sigara izmariti. İzmariti, kireçlenmeler, maske. Abi! What the fuck? Abi! Arda! Bu ne oğlum? Kusacağım şimdi. Bundan haberim var senin. Bir tane daha bulaşık makineniz var biliyor musun? Aa, kim koymuş buraya ya? Oğlum bunlar ne? Ah be kılav. İçinden maske var, çatal, bıçak var, plastik. Ben pandemi zamanı yoktum burada. Benden öncesi. Burayı dolap olarak mı kullanıyorlar bu bulaşık makinesi? Çalışmıyor. Baba örümcek geziyor içeride görüyor musun? Çalışmasa ne olacak? Örümcek geziyor. Abi inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Ben gidiyorum. Bak bir de bu kaplar burada duruyor. Kapları buradan alıp kullanıyorlar. Abi. Yani bu bulaşık makinesini ve içindekileri bence komple atalım. Yıkansak kullanmazsın ya. Oğlum itfaiye falan lazım buraya, biz yıkayamayız bunu. Dinamit fikrine ben hala sıcağım, ne diyorsun? Bakar mısın şuraya? Tabii ki aynı şekilde çatal bıçaklar da leş gibi. Sen bu evde nasıl yemek yiyor, yeniyor yani? Ama işte o yüzden hasta olmuyorlar. Öyle düşün, bakteriye şeye o kadar alışık ki vücut. Tamam, önce çöpleri atıyoruz. Önce çöpleri atacağız, hadi bakalım. Evet. Şunları falan kaldıracağız zaten. Oo, en sevdiğim çöp poşet boyutu abi. Doldur bitmiyor. Bu kadarına da inanmıyorum ben. Bilerek yapmışlardır. Neslihan. Bu bizim... Neslihan çözdü yine ya. Yine çözdü ya. Buzluk kalsın mı? Buzluk kalsın bence. Buzluğu temizlemeyelim de mi diyorsun? En azından alt tarafı bunlar kesin temizle. Atılmayacak bunları ya. İçmeyi versinler. Anahtar alacağız abi uzun. Tamam, ben attığımız her şeyi aynısından alacağız. Sıfırını alacağız. Sen bir ödülden birazcık daha bir şeyler at var. Tamam. Abi bu buzdolabını komple atmakta bence direkt var. Baksana bunlar eksi açık bırakmış, ağzını atmış buraya, her yere akmış nar eksi. Burak'ı yıllanmış bence. Öğrenci evinde içki bırakılmasına şaşırdım bu arada. SKT'si nerede yazıyor lan bunu? Oh. Kapakta. Nereden çıktı bu? Buradan. Oo, çok kötü küflenmiş. Bak. Baba nasıl küf yapmış? Bak, küflenmiş yemeğe çok karşı gelmem. Yani... Bazen unutuyorsun, üşeniyorsun, 6-7 gün duruyor tencerenin içinde. Çok önemli değil. Artık yok da yani. Mesela benim önceden vardı, meşhur bir tencere içine mercimek yemeğim vardı biliyorsunuz. Onu bilhassa daha da uzun uzun bıraktık. Bir aylık değil, 5 aylık mıydı neydi? Açmayacaksın, kokusunu koklamayacaksın. Furkiş kapalı kalacak onun kapı şeyi. Al bana kokla. Abi bu 2021. Ne? 2021 mi? Lan oğlum 4 yıllık rakı. Şaka yapıyorsun. Niye böyle rengi böyle? Arkadaşlar öyle bir yerde yaşamıyorum. Benim öyle bir şeyim yok artık. Ben hatta fazla bile titiz olmaya başladım. Ama bir ev vardı, dayımın yıkılmadan önce kullandığım bir evi vardı. Eski de bir binaydı. Üniversite döneminde orayı kullanıyordum ben gizli 2 sene. Orası hiçbir zaman bu kadar kirli olmadı. Fakat işte atıyorum bir yemek söylemişiz, yemeği bırakmışız çöplerini. 4 gün orada durdu oluyordu. İşte ne bileyim poşete koyuyorduk, çöpleri koyuyorduk, onları girişe koyuyorduk. İşte 10 gün orada duruyordu. Öyle şeyler yani. Ama ev ilik gibiydi. Onlar çöp var deyince beni de tribe soktum. Aslında hiç de bir şey yokmuş. Bir şey yok. Bundan daha pislerini gördüm peki. Gördüm. İşte 3-5 küpe şişe bir şeyler. Bana ait değildi ama gördüm. Bölüm yapacağım ya. Önce bir şuraları halledeyim. Ben evet bu arada söylediği doğru Beyza'nın. Ben
temizliği ve toplamayı çok yapıyorum kendimi iyi hissetmek için. Yani o bana böyle bir şey gibi oluyor. Dağıttım mı dağıtıyorum ama sonra o dağınıklığı da toplamak çok az veriyor bana. Hatta böyle kalem malem bir şey varsa yan yana falan dizerim yani. Çok hoşuma gidiyor. Koltuğu çekip şey. Terapi yani. Bunda bir süpürmek iyi olabilir. Açtığımız her şey küfür çıkıyor. Hayret, bozuk olmayan bir ot. Evet, Roka. Sağlam, bunu kenara koyalım. Yiyorlar demek ki. Bak, bu bir şeymiş zamanında. Neymiş abi, ıspanak mıymış bu? Ne olmuş buna? Yok lan. Fesleğen bu. Nane. 2-3 günlük gibi be çok. Evet, dağınık olmakla pisliği karıştırır. Kötü değil. Zeytinlere ne olmuş? En az 2 yıllık bu zeytinler. Hani? Oo, büzüşmüş, o kadar bozulmuş. Adamlar peyniri buzluğa koymuşlar yani. Yani her şey bozulduğu için. Sağlam mı bunlar? Oğlum turşu gitmiş. Turşu nasıl bozulur ya? Ben temizleyecekler diye geldim. Yapmayı ben de biliyordum. De aşağılıyorlar. Böyle evim o insan mı yaşar? Bir zamanlar şeymiş. Neymiş? Mor lahana. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Arda! 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 Akıyor, akıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben hiç gördüm hayatımda böyle bir şey. Mor lahananın da geldiği hale bak. 4 yıllık rakı bulduk. 4 yıl geçmiş son kullanma tarihi. Rakıya bir şey olmaz. Nasıl olmaz lan? 4 yıl geçmiş. O ne lan? Petek bağlamış bir zamanlar. Siyah olmuş. Bal siyah olur mu? Birazdan arılar çıkar. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar hiçbir zaman gidip de aldıkları şeyler değil. Bunu işte ebeveynleri, ailesinden biri bak sana çok güzel işte Ardahan'dan bal getirdim deyip veriyor. Öyle kalıyor abi orada, kimse dokunmuyor. Kaçak içinde. Kendi aldıkları bir şey değil o. Unutmuş bile olabilirler. Helal lan. Oh. Şimdi bir yere kadar temizledim mi? Bence hiç iyi. Hadi oğlum klaf. En azından sadece şurasını temizleyin. Temiz olacak. O da çok komik olur. Nasıl yap, dikkat et abi. Hiç bitmeyecek gibi değil mi burası? Şu an anksiyetem tuttu gerçekten. Senin gittiğin öğrenci ev temizmiş. Temizmiş. Orası hiçbir şeymiş. Bu ne ya? Bir dolaptan bu kadar çöp çıkar mı Allah aşkına ya? İnanılmaz. Ki daha aşağısı var ki buzluğa girmedik yani, düşün. Sence bu ne? Sarımsak mı o? Ya ya. Kuyruk ya. Tavuk suyu. Neymiş? Sarımsakmış mı? Ne bileyim galiba, evet, işkembemsi bir şey okuyor. At 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 at. Bakar mısın şuraya? Buradan aldığın bir sebzeyle yaptığın yemeği yer misin? Asla. Bana sorarsan kapakların hepsini çıkartayım buradaki. Kapakları ayrı, dolabın içine ayrı. Adam error verdi. Neyle nasıl temizleyeceğini bilemediği bir durumda yani şu an. Gerçekten şeyim havasız ya, bir de bayılacağız. Burada ne klima, ne pencere, hiçbir şey yok. Ölüyoruz şu an ve hava 40 derece dışarısı yani. Yok mu pervane falan ya evde? Pervane biz aslında getirecektik yanımızda da pis havayı üfleyecek ya bu sefer. Daha evet, kötü olacak diye. Evet, toz kalkacak, doğru. Lan 10 kilo çöp çıktı şeyden. Yok, insan insana bunu yapmaz. Ne yapalım babuş? Yani şuraları da bence indirelim. Tek gidelim. Tek gidelim. Vallahi çok karışacağız. Bana güven. Tamam. Bak, her yerde şu an. Tamam. Şimdi bir kova leğen, bir şey bunun içine fışırdatalım. Tamam. Bak leğen şurada. Sünger münger biz bir şeyler alabilir miyiz ya, temizlik malzemesi? Şu mikrodalgayı da önce çıkaralım direkt. Çöpü de çıkardım. Kapa. Arda, bu mikrodalgayı kullanmıyorsunuz değil mi? İçeriden Arda ne söyleniyordur var ya. Tamam, biz direkt dışarı çıkın, Allah belasını versin. Bir tane mikrodalga alacağız onlara, İrem yazın kenara. En azından çok tozlu bir ev değil mi? İyi tarafından bakacak olursa. Tozlu yok ama küf içinde. Bir şey koktu. Koktu. Abi kokuyor. Sürekli kokuyor. Neyin koktuğunda? Sirke kokuyor. Sirke kokuyor. Yok, sirke. Oğlum bu güzel. Temiz olan tek şey bu lan kokusu şu ana kadar duyduğumuz. Bunlar ekşileri. Abi senin buzdolabın vardı. Kötü koku geliyor diyordun. Nasıl çözdün? De buraya. Yapışmış yer etmiş. Etin çözüldüğü ve kaldığını mı diyorsun? Bu sık. Bekle. Sonra sil. Hepsini alacak. Direkt eritti bütün şeyi. Bizde bu yoktu ya. Ondan temizleyemiyorduk. Karbonatla dayadım, kahvede dayadım, hepsini dayamıştım. Peki hocam, biraz püf nokta verecek olursak mesela şu çıkmayan şeylere ne yapmak lazım? Biraz kaynar su falan. Sıcak, evet, sıcak su. Niye ısınıyorsun? Süt mü konu? Ben sıcak su arıyorum evde tabii de. Yok galiba.
Orkun'a kalsa 3 gün kalacak burada. Gerçekten öyle ya. İşi bilen ve işi bilmeyen olarak ben şu an panik. Orkun hala sıcak su arayışında. Ben neyi nereden nasıl yapacağız diyorum. Peki sence biz burayı bal dök yala yaptık. Kaç güne eski haline gelir sence burası? İki süre gider. Emin ol bu kaç yıllık burası. Yani böyle bir haftada iki haftada olacak şeyler değil yani. Bir... Abi hiç çıkmıyor ki hiçbir şey. Yıllanmış yani ki burada. Yani plastiğin ağzına sıçtınız yani. Hare hare oldu üstü ya. Mis gibi şeyi. Ağzıma geldi gördün mü? Bizi bu evden sonra karakter... Dolabı çekmeleri lazım. Bence de. Oğlum baksana içeride çamaşır suyu şeyler, deterjanlar simsiyah oldu. Kanka onun yöntemi var. Sıcak suyu içine döküyorsun kettle'la. Dökmeden önce de piril koyuyorsun o... Suyun gücüyle o piril iyice fokur diyor. Onu öyle bırakıyorsun 2 gün. 2 gün sonra çözülüyor, yumuşuyor. Döküyorsun sonra süngerle sil. Alıyor gidiyor götürüyor ya. Abim ne güzel bir şeymiş abi. Kapının rengi açıldı. Bayağı söküyor bu ne? Ha böyle bir yandan böyle birkaç tane püf nokta anlatsam burayı böyle temizlemek daha mantıklı. Burayı şununla temizle. Kuş boku farklı. Kuş boku sıçıp kuruduysa üzerine peçete koyup üzerine su döküyorsun. Bırakıyorsun yarım saat sonra böyle peçeteyle onu aldın mı pardon alıyorsun direkt kuş bokunu. Ne bilmem ne gibi. Püf noktalar öyle kendi. Orkun hiçbir noktam kalmadı bu evde. Yani pat git gidiyoruz. Hiçbir yöntem buraya işe yaramaz herhalde. Yöntem kalmadı emin ol. İnanılmaz bak ben hayatımda ilk defa böyle bir şey fotoğraflardan abi bu kadar olacağını beklemiyordum hani. Ben böyle beklemiyordum hani en kötü tezgah kötüdür. Hani bu kadar içinin falan böyle olduğunu yok. Ben terledim galiba biraz ya değil mi? Son 15 dakikadır dolabın bir tane çekmecesini temizliyorum buzdolabının. Çünkü çıkmıyor. Çıkmıyor çünkü aynen öyle. Sana yine iyi yani çok iyi bak. Bundan buraya geldik. İyiyiz. Komşuları bile şaşırıyordur. Allah Allah temizlik var galiba. Nasıl olur? Bir de ben Arda'nın şeyine çok güldüm. Abi ben temizliyorum ben temiz biriyim diyor. Bunlar hiçbir şey yapmaz da diyor. Tabii ben hemen halledeceğim diyor bir de ya. Evet dolabın içi. Hadi. Baldök yala da diyemeyeceğim ama istediğin kadar temizle ben bu evde yine yemek yemem. Yemez misin? Biz şeyi düşünüyorduk ya o kadar iyi temizleyeceğiz ki gerçekten yere bir şey döküp yiyebilir miyiz falan diye düşünüyorduk bugün de. Arınması lazım bu evin bir haftada yani ne bir ayda yani. Peki bu eve ne yapıldığını görsen tamam ben bu evde yemek yerim artık dersin. Şaka değil ev sıfırlanacak yani mutfak yıkılacak sıfır mutfak ya baş. Yok artık. Var mı sence? Açıkla bana şu şeyden yani şu tahtaların altını falan sökülmesi lazım. Hani kesince bu bir... orada bak fare leşleri, hamam böcekleri her şey baksana var. Baksana kedi fare yemekten şişmiş obez olmuş. Abi buralar tamam o zaman koltukları yerine çekin. Abi en iyi çilleyen bunlar şu an var ya. Bence bir süpürgelikleri sil. Bakar mısın? Aa girdi oralara. Tamam süpürgeliklere girdi. Kalkılmıştır benim adım. Sen bilirsin senin yaşın tutuyor. Z kuşağı bilmez. Kalkılmıştır benim adım. Her yeri siler parlatırım. Lan yeni buzdolabı alsak gerçekten daha kolay olacak. Dolap değil ki Nuh Nabi ya. Vallahi almıştık dolap gerçekten. Kırılmış arkadaşlar. Arçelik. Bak bize ulaş böyle bir seri yapalım. Gidelim öğrenci evlerini temizleyelim. Beyaz eşyalarını da hepsini yenileyelim. Öyle olmaz çünkü bu. Tamam. Beraber öğrencilere bir el atalım. Cem bir daha gelmeyecek. Hiç aradım da telefonları açmayacak. Hani sabrımın şeyindeyim şu an. Bir dakika. Heh. Al üstünü iyi al. 20.000 lira var koçum al. Gerçekten hiç kimsenin evine, kendi evim dahil böyle bir temizlik yapmadım abi. Merve artık bunu video önlüyorsun. Bak, evet. Bak ne artık yandın. Sıçtık, bundan sonra her şeyi bana yaptıracak Merve. İsteyince yapıyormuşsun diye artık. Merve başletini yiyecek. Merve bu arada hepimizden daha akıl Merve. Evet lan görüntü ferahladı. Bilerek mi yaptılar bunu ya? Buraya girse şu an kusmuştu direkt. Şaka yapıyorsun. Girdiği anda kapıdan kusmuştu. Ya. Hamamdır bence. Bu kadar temizlenir. Yani. Asıl üstün körü yapmıyoruz yani işimiz güzel yapıyoruz. Bunu temiz bir yere
İçki ya. Abi nedir bu ya? Şu tuşun altından yemek çıktı ya. Bu alet güzelmiş la buhar. Ben çok keyif alıyorum. Foşur foşur bir mentaliteye girdim. İçimin yağları eriyor. Sanki hani buradaki pisliklerle beraber benim içimdeki pislikler de gidiyor gibi. Oh! Cem'in suratı çok komik bu arada yaparken. Peynir koktu ağzınız. Al canım, devam et. Çok kötü kokuyor. Oh, sıçradı her yerime. Çok mutsuzum. Sıçradı. Bu ne? Bence bu kapağı direkt atalım ya. Yani çok da kapağa gel, tek kapaklı kullansınlar abi. Oo. Tekniğine kurban ya. Hay gelsin. Eyvallah, senin ağzın vardı, bu nasıl be? Bak, dokunduğun her şey beyaz köpük. Abi iki fış fış yapıyorum, simsiyah oluyor. Her şeyde yani. Nasıl yaşamışsınız gerçekten abi siz bu evde? Neyse bak, hayattasınız ama bence siz bir daha hiç hasta olmaz. Covid mi geçirmediniz değil mi siz hiç? Dokunmuyor bize. Bak, Covid geçmiyor, görüyor musun? Kanser hücresi bile yaşayamaz. Hiçbir şey yaşamaz. Şu... Bitti sayılır. Şimdi bunu before after'ı bence inanılmaz abi. Çünkü felaketti bu yani. İlk bize geldiği haliyle. Bu arada 25 dakikadır da iki tane plastik seviziyorsun Orkun. Ben bu kadar sürede bitirmiştim burayı ya. Bal gibi yapmıştım ya. Eser yok. Bak. Orkun. Kendim temizledim abicim. Güveniyorum kendime. Videoyu atlatıyorum. Bak bak, şu deliklere bak. Celil, ne düşünüyorsun? İlk iş günü. Ekibe hoş geldin. Evet, bütün kapaklar bitti. Dolabı finalleyebiliriz. Niye asıl? Nereye la bu? Ha, üst dur. Cem, ben bunu nasıl takıldığını bulamadım desem. Ne? Bunlar nasıl takılıyor ya? Galiba biz takmaya çalışırken bak, bu açılı, yeri düz. Sen düz bir şey yesin bir dolabım. Ama almayalım, o kadar emek verdik. Niye sildik ya? O kadar emek verdik. Allah Allah, almayalım. İmtihan, biraz daha kirlensin, öyle dolabı alalım. Hani emeğimiz çöpe gitmesin diye almayalım. Kapağı kırdık ama biz alalım ama yine de bunu kullansınlar, ne yapalım ya? Neyse, onlar kağıt sıkıştırır. Ama yok, hakikaten şeydi zaten ya, kırıktı çoğu. Kırıktı. Kırıktı, kırıktı. Kedi yaptı, ben yapmadım. Evet abi, kedinin suçu, ben de diyorum, tanıdık geliyor bir yerde. Bütün tezgah camları bitirdik burayı. Ben nereye gideyim? Geri çekelim istiyorsan. Buzdolabını. Gel. Çekiyoruz da. Ne çıkacak sence? Burası epik. Bir fare ölüsü bekliyor. Buzdolabı altı her zaman pistir abi. Çünkü yani mümkün değil erişilebilmesi. Buradan bok çıkabilir. Diyorum bakalım. Dolap gömülü mü ya buraya? Hastir. Hadi be. Çok kötü. Dur, fişini çekiyorum. Çok çok kötü. Yumurta kırılmış. Bu buzdolabını kullanmamak. Filtreye bak. Daha mantıklı sanki. Hastir. Arda. Efendim. Gel buraya, gel. Efendim. Aman Allah'ım. Şu kullandığınız buzdolabının şeyine bak. Arda'nın buzdolabının altıyla tanıştı. Arda, bu ne? Ne hissediyorsun Arda? Çok üzgünüm ya. Bence buzdolabını atalım. Biz temizledik ama bu olmaz. Alırsınız. Atın. Serseniz evi de atın. Ama temizlemeseydik keşke. Nasıl girmiş acaba onlar oraya? Nasıl girmiş acaba? Hayret. Arda, süpürgeyi getir, süpür burayı. Süpürgeyi almaz ki burayı, alır mı? Başka ne yapacağız? Faraş. Faraş. Aa, bunlar yok, yapışmış da gibi biraz. Çıkar mı, emin misin ya? Abi ben buhardan başka bir çözüm göremiyorum buraya. Oo, koku çok kötü. Oğlum, Alyan var, Alyan. Bak 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 bak.
Babam fresher'ın falan tazikli şeyleri var. Bir koyucuları tertemiz yapar ya. Sabah kahve. Gideri vardır burada. Elinde çıkıyor artık. Şimdi bunu neyle alacağız? Önce kap. Ya da asit koyacaksın. Basını alayım kağıt havluyla. Hop. Top top. Oha. Adisyon gibi bir şey çıktı abi buradan. Adisyon mu ne bu? Evet. Bir şeyin adisyonu. Bunu at şimdi ben arkandan bezle geleyim buraya bir. Bence o yeter. Yeter abi daha ne bence de. Yani ceset çıktı. Onu itelim. Onu takma bence şimdi. Takmayayım mı? Isla kendine gelsin bir o. Tamam o zaman biraz. Tamam Mustafa. İtelim tam itmeyelim. Şimdi bunlar üşenirler şeyi prizin takmaya. 6 ay buzdolabı kullanmazlar. Bence prizin takmadan gitmeyelim biz. Ha böyle kalsın. Şimdi çöpleri bir toplayalım şuradan. Orkun hala bütün evi yapmak istiyor musun? Hayır! Ya ilk sen bana söylediğinde ne dedim sana? Mümkün değil dedim. Çünkü mümkün değil yani istesek de yapamayız. Orkun şey yapıyor. Yok ya ne olacak ya mutfak şöyle bir hani bir temizleriz çıkarız dedi. Al sana. Dedim ben çıkamayız bu evden bu mutfaktan. Bak bütün gün. O bulaşık makinesine girmezler oğlum atarlar onu ya. Bitti düşün. Yok gerçekten öyle. Bütün gündür bir mutfak temizledik. Jay sen çıksana kapının oraya. Çamur yapıyorsun. Çamur oğlum sildik ya la. Abi yine çok iyiyiz. Çok çok iyi yani. Deli misin daha ne oğlum bu? Çok iyiyiz. Bayağı level atladı. Ama evin geri kalanı. Yak. Yakıyoruz. Okey miyiz sence mutfakta? Yeter daha ne ya arındı. Bunun baldök yalı o parlıyor mutfak. Katran bağlamıştı ya. Evet. Tezgah falan. Mutfak bence aydınlandı. Bu kadar aydınlık değildi. Hani kararmış sanki her yer böyle şeyden. Baksana şu buzdolabının güzelliğine. Yaşanmışlık gitti en azından. Bu da aç kaldı çocuklar ya. Üstündeki. Dolaplara falan girmediler oğlum ne uğraşacaklar? Burada az vaktin kalmış. Bir mutfak yapmışız. Bir mutfak yapmışız öf. Bir 5 dakikaya geleceğiz. Ben şey yaptım buzdolabı kapakları leş gibiydi ya. Onları abi 45 dakika falan sildim sonra yaladım. Ha? Yaladım. Kefil. Oo bak masayı sildiği bezle oraları. Ben de bu arada sen gelmeden önce burayı boydan boya yaladım. Valla. Kefilim. Oğlum sen temizlemesen de yalardın ki evi. Sen yine kefildin. Allah Allah temizledim diyor yaladım diyor. Birazcık kir vardı tabii ister istemez. Temizleyince ben de fark ettim de. Yok ya. Giriyorum ya, Uğur Dündar gibi giriyorum. FBI, open the door. Ne yaptınız? Bittim valla. Bittin mi? Bakalım temizlikte bitmiş mi? Salon tam bitmese de ben bittim. Biz bir detaylı bir bakalım. Sonra sana duruma göre ufak bir sürprizimiz olacak. Şimdi, salonun farklı yerlerine işaret bıraktık. Ama gözle görünmeyecek, sadece UV ışıkla görünen işaretler bıraktık. Şok. Bana niye söylemediniz ya temizler? Ulan, olur işte, mu? Evet. Ama şok. Eğer işaretlerin hepsini sildiysen, işaretlerin hiçbiri durmuyorsa 20.000 lira veriyoruz sana. 5 dakika izin verir misin? Hayır. Bırak. Gel buraya gel. İlk televizyondan başlayalım. Evet televizyonun üstü tozu da gitmiş zaten. Bir de bir. Şimdi süpürgeliklere şuraya bir iz koymuştum. Bu da gitmiş. Güzel lan süpürgelikte mi sildin sen? Sen süpürgelikte mi siliyorsun? Peki gel. Aha buldum. 2'de 2'ydi bak. Abicim burayı parmağımızla dokunuyoruz her gün. Burası en pis yerlerden bir tanesi. Buraları niye silmezsin? Tam bir dakika daha bekleseydiniz orayı silecektim. Tam aklındaydı değil mi? Tam oradaydı. Tam bir dakikaydı. Gel. Gel vitrin camı duruyor. Şurada kocaman bir çarpı var. Vitrin camını silmemişsin. Gazetem bitti ya. İşte fizik okuyor. Öğrenci Boğaziçi'nde okuyor. Her şey bahane böyle. 2 tane çarpın duruyor. 4'te 2. Bir yerde daha var. Çekil. Evet burası gitmiş. Evet yerleri silmişsin. 5'te 3. 2 taneyi silmemiş. Şimdi normalde vermezdik ama Arda... Ulan adam zaten onunla mutfak alışverişi yapsa attıklarınızla gidecek o kadar. Oğlum bu eve çok şey değiştirmeniz lazım Allah aşkına. Biz sana 20 bin lirayı verelim. Siz bu eve ne olur bir gidip spotçudan biraz mobilya alın şunları atın. Kapkaca kalın. Adam o marul muydu neydi o ya? Onu kesecekti o çürümüş yerini. Bir sudan geçirip dış katmanında söküp atacaktı. Mis gibi içinde onun. Vardı ya.
Yenirdi yani o. Alalım mobilya alalım evet. Tamam. Ama söz ver mobilya alacağına. L koltuk alacağız şuraya bir tane. Tamam. Heh, tamam. Tamam. Verdim gitti. Tamam, 20 bin lira kazandı Arda üstten. Abicim şimdi bence koltuklara girelim. Bu benim gerçekten hayatımda ben böyle bir koltuk hiç görmedim. Bakar mısın şuraya? Buraya hiç UV ışığı falan hiçbir şey tutmaya gerek yok buraya yani. Abi koltuk, bütün koltuklara bence girelim. Bu çocuklar sürekli koltuklarda oturuyorlar. Bu koltukta oturulmamalı bence. Bak sizde alerji olur, astım olur. Her şey, aklına gelebilecek her şey olur yani. Kafan güzel gezersin fark etmezsin bütün gün. Belki de var yani. Belki de vardır. Ya ben de yok, yeni gittim de. Salo bronşta oldu geçen gün. Ha, kedi bronşta oldu. Evet, kedi. Kedi bile bu evde olur. Kedi bile evet. Bu değil mi koltuk yıkama makinemiz yüzü? Kedi oldu. Ya. Yapışmış ki. Kara kara düşünüyorum yani nasıl çıkamıyorum işin içinden. Ben çıkamıyorum ya. Bakıyor koltuğa bakıyor çünkü ve bayağı bir süredir bakıyor adam yani. Tırnaklar falan var abi çok komik. Kedi tırnağı da değil tırnağı. İnsan. Hay. Ya siktir git lan insan tırnağı mı oğlum? Her şeyi kediye at derim ya. Ben sizin bu koltukları açacağınıza inanmıyorum. Ben bu koltukları dışarı koymadan gitmem. E biz nerede oturacağız şimdi? Abi ayakta akşam. Durun yarına kadar ayakta akşam durun. Bağdaş mı? Abi ayakta durun. Yoga matlarını serin orada oturun burada oturmayın. Yok vallahi bunlar olacak şey değil yani. İyice bulanıyor, çamur oluyor yani. Ne yapabiliriz? Gırgır. Gırgır iş yapar mı? Yapar vallahi. Ummadığın baş taş yarar. Fena değil bence. Oğlum sıfır gibi oldu işte. Abi okey kabasını alıyor sanki yine. Süpürgeden iyi bence. Oğlum kendine hayır yok ya. Ne varsa eskilerde var. Gırgır abi olay. Atalım biz bunları. Neyi atalım? Olmuyor yani abi bak. Koltukları. Abi yürü atıyorsun. Tut ucunu Arda. Akşama nasıl alalım ya? Biz 3-5 gün sürer. Abi bir spotçuya gidin. Şurada spotçu yok mu bir yerde? Ha var. Spotçu var, önde kamyon var. Kamyonu atıyorsunuz. Geliyor akşama ya. 4 yıldır oturuyoruz ya bir 2-3 gün bir hafta daha otururuz içimize sinen bir şey alalım diye. Tamam peki. Biz ama temiz görmek istedik de burayı o yüzden. İyi. Kalsın o zaman burası. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişim bu kadar. Bu kadar oluyor yani evet. Bu kadar değişti. Oğlum alacak bir tane pike, üstüne atacak onun, alttan da zıpık 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 vuracak çiviyi, tertemiz kaplama. Süreyya Hanım. Altında ne dönüyorsa dönsün. Evet abi ama yani yine çok yanlış silmiş, bütün iz kalmış evet. Üstünde. Böyle mi silinir lan televizyon? Az zamanım vardı ancak yetiştirebildim. Bak şu camlar falan çok abi, iyi oldu. Abi her şeye bir bahanesi. Bir 10 dakika daha verseydik hepsini yapacakmış. Of altından gelmiş. Tam o altın 10 dakikada geldiniz. Her şeye bahanesi var, inanılmaz bir çar. Elimize sağlık o zaman. Git mutfağına bak. Elimizi sağlık. Gel mutfağa gösterelim sana gel. Hadi Süreyya Hanım yürü bakayım. Bir de gözünü kapatmışlar. Hazır mısın? Açıyorum. Evet. Haydi bakalım. Mutfak beyaz mıydı ya? Oğlum beyazdı. Mutfak kapkaranlık olmuş. Kirden kararmış mutfak. Işık alamamış. Kirler tıkamış ışığı yani. Sarıydı bu mutfak. Ben kesin emeceğim. Yani bak şu ocağa bir bak önce. Öncesini bir oğlum şunların altından böyle. Ha, çok güzel programdı o ya. Bir de böyle beğenmeyenler oluyor diye ona çok tavdım ya. Böyle aç şu sürprizler gözünü bir açıyorlar böyle adam böyle bakıyor. Şeyler sürekli yemekler çıktı. Oğlum burası felaket ötesiydi yani. Şu şeyler köşeler burada siyah birikintiler vardı. Hep buharla onları aldık. Şurası keza öyleydi. Şu köşelerde sıkışan pislikleri sana anlatamam yani bak. Buraları da sildiniz değil mi? Buralarda bir şey hepsini sildik. Tabii. Şeyleri buzdolabı kapaklarını falan sildik. Buzdolabı zaten sıfır oldu. 3 saat buzdolabına gitti zaten bizim buzdolabı abi. Bakabilir miyim abi? Bak. Abicim bu buzdolabı simsiyah. Leş gibi kokuyordu. Küflenmemiş. Hiçbir şey yoktu buzdolabında. Temizlik kokuyor şu an. Mor lahana çıkardık. Siyah lahana olmuş. Her şey çok kötüydü ya. Rakı buldum. 4 yıllık rakı vardı. 4 yıl geçmiş. Hiç şey olmaz ama 4 yılda. Atmasaydın sonu. Attık. Biz İçer... çoğu şeyi attık. 3'er yıllık zeytin gördük. Bir sürü böyle farklı kavanozlarda. Yok lan donmuş o ya. Donmuş onu biraz sıcak. Attık. Dön. Biz çoğu şeyi attık. 3'er yıllık gider zeytin ya. Gördük. Bir sürü böyle. Tabii canım tertemiz yenir bu. Farklı hiçbir kavanozlarda şey minimum 3 yıllık zeytinler vardı falan. Buzdolabı şu an sağlıklı bir şekilde kullanılabilir hale geldi en azından. Şurayı merak ediyorum. Orayı temizlemedik. Ebesin abi yapamadık yani artık. Hak ettin yani abi. Abicim bu zemin benim hayatımda gördüğüm en kötü zemindi. Simsiyahtı ya buralar ve şey çıkmayacak bir şeydi. Buharla biz onu çok zar zor çıkardık. Bu arada ben köşeden bir küçük gördüm. Oğlum gördüysen niye silmiyorsun? Çok detay. Bak şimdi sen buzdolabının içindeki besin hava alması şuradaki menfezden oluyor. Yediğin yemek bu havayı soluyor sonra sen o yemeği yiyorsun. Bundan sonra 2 ayda bir buzdolabını çekip temizliyorum altını.
bir gitar. Ben sana asla inanmıyorum ya. Etkiledi bu. Etkiledi mi? Ben bunu yemem, buradan geçen havadan yer miyim bir şey? Yemem, yok, ben bundan sonra 2 ayda bir temizliyorum buranın altını. Bu bana külli yalan gibi sana geliyor. Sana da DM atacağım. Bana her sana temizlediğinde 2 ayda bir buranın videosunu çekip atacaksın bana, tamam mı? Elinize sağlık ya. Vallahi rica ederiz, keşke. Aslında en az 17 yıllık şeydi o ya. Çok şey yapabilsek yani bu eve 8 videoluk falan biz bir seri yapabiliriz. Bu yer temizlenir. Bir hak ettik değil, bir yıla yine öyle yazarsınız bence ama. Hadi gel. Ay, öldük. Kahveyi hak ettik değil, bir... Ödül. Ödülü verin çocuğum. Ben ne hak ettim bir, ben her şeyi hak ettim şu an. Sen her şeyi temizledin. Böyle bir şey gördün mü hayatında? Bu kadar yaptığım şey, hani içerik yaptım evimde, dışarıda, her yeri temizledim. İlk defa öğürdüm. Korkunç bir şeydi ya. Evet abi. Atsın ben daha pis evler gördüm. Benim daha pis evi olan arkadaşlarım gibi maalesef var. Yani onlardan izin istedim, vermediler. Yoksa onları çekecektik. Arda, iyi oldu bence. Siz de artık yani ne küfür edeceğimi bilmiyorum sana yani. Sen kendi hayal gücüne bırakıyorum seni. Ben teşekkür ederim. İnsanlar anlar, halden anlar. Anlar mı haldeniz? Çok kişinin evi böyledir yani, öyle değil mi? Yorumlara yazın sizin evler nasıl. Eviniz ya böyle mi? Abi biz bunu belki seninle seri yaparız. Bir sonraki bölümde seri geliriz. Bu evi bitirmek zaten 3 sezon falan sürer. 3 sezon aynen. Cem'i takip etmiyorsanız bütün sosyal medya linklerini aşağıya, sağa, sola, her yere bıraktık. Lütfen siz öğrenciyseniz evin...